Nasıl oldu bu? Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mart ayında 3 Mart 1924'te bir yasa çıktı. 429 sayılı yasa ile şeriat vekaleti, şeyhüstamlık makamı kaldırıldı. Ama yasanın birinci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur şeklindeydi. Diyor ki İslam dininin diyor yani 629 sayılı yasa birinci maddesi 1924 3 Mart'ta çıkan yasanın birinci maddesi İslam dininin itikata ve ibadete dair diyor her türlü düşüncesini diyor, fetvalarını diyor, İslam'a dair ahkamlarını diyor, hükümlerini diyor, ifade etmek görevi, düzenlemek görevi, çekip çevirme görevi diyor. Diyanet İşleri Reisliği makamı adı altında kurulan bir makama verilmiştir. Birinci madde, ikinci maddede şeriat vekaleti kaldırılmıştır diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel olarak devraldığı bir mirası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşuyla sürdürdüğüne tanık oluyoruz. 3 Mart 1924 tarihli yasa ile Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı 1930'lu yılların ortasına kadar, onlar biraz buna hüzünlü yıllar diyor. Yasa var ama bir teşkilat yasası yok. İşte ne bileyim şeyleri merkezdeki birkaç görevli dışında görevlileri devlet memuru değil ve devlette çok önemli bir sırada yer almıyorlar. Türkiye'de işte 3-5 müftülük özellikle İstanbul, Ankara dışında çok fazla bir kadrosu da söz konusu değil. Yani Cumhuriyet yönetimi Osmanlı geleneğini olduğu gibi devam ettirerek din işi olacaksa bir dinin hükümleri, ahkamı olacaksa bunu da bizim görevlendirdiğimiz, tayin ettiğimiz memurlar eliyle yapacağız diye bir çerçeve çizmişler. Şimdi anlattığımızın devamında önce şunu söylemek lazım. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı İslam'ın diyor. İslami bir kurum. Yani devlet laik bir devlet olduğunu işte anayasada 1924 anayasasında devletin dini İslam'dır hükmü yer alıyordu. 1921'de yoktu bu. Bu ilginç bir şey. 24 Anayasası'na devletin dini İslam'dır hükmünü koydular. Fakat 1928'de bu dini İslam'dır ibaresi kaldırıldı, çıkarıldı anayasadan. Bu arada başka bir şey daha oldu. 1925'te tekke ve zaviyeler yasası yayınlandı, kabul edildi ve tekke zaviyeler yasası esas olarak 30 Kasım 1925'te yayınlanmıştı yasa 677 sayılı yasa. İslam dışındaki ya da İslam'ın devletin çizdiği çerçevenin dışındaki bütün kurumlarını ortadan kaldırdı. İslam'la hiç ilişkisi olmayan Alevi Bektaşilik'te 1925 tarihli 677 sayılı yasayla yasaklı hale geldi. Yani yasa İslam'ın tekke ve zaviyeleri düzenliyordu. Halbuki Alevilerin dergahları onların ifade ettiği anlamda ne tekkeydi ne de zaviyeydi. Fakat devlet İslam'a dair gördüğü Aleviliği de içine katarak bütün unsurları ne yaptı? Lağvederek yalnızca tek bir devletin dini, devletin kontrolü altında olan bir din çerçevesi ve kurumlaşması oluşturdu. Söylediğim gibi yani 24 tekke zaviyeler yasasıyla bu daha da pekiştirildi. Din olacaksa bu da bizim işimiz, biz yaparız demeye getirdi devlet. Yani arkasından da 1961 anayasasında Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez anayasal bir statü kazandı. Yani işte özgürlükçü anayasa, işte laik anayasa, demokrat, sosyal hukuk devleti falan böyle hükümler de var ama peki bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir anayasal kurum haline dönüştürülmesini nasıl açıklayacağız? Tamam mı? Kanunla kurulmuş, 1924'te 429 sayılı kanunla kurulmuş bir kurumu siz getirip anayasa bir anayasal kurum haline getirdiniz ki tabii bu 154. maddesiyle anayasanın artık ondan sonra Diyanet karşımıza çok daha büyük bir kurum olarak çıkacak. Orada
1924'teki tanımlamayı bulmuyoruz 61 Anayasası'nda 154. maddede. O yanlış şeyden söz ediyor. Diyor ki kanunda verilen görevleri yapar. Ne demekse yani. Ama kanununda o kadar genel şeyler, hükümler içeren bir kanun yapılmış oldu ki içinde her şey var. Bütün dini hayatı yönetmek, İslam dininin inançlarını düzenlemek, inançlara ilişkin, ibadetlerine ilişkin, ahlakına ilişkin esasları düzenlemek, yönetmek gibi, dini kuruluşları yönetmek gibi çok daha devasa şey, çok daha kapsamlı bir görevler. 1965'te Diyanet Yasası çıktı ve ondan sonra da süreç devam etti. Bu Diyanet Yasası'nın çıkış sürecinde ilginç bir şey, bir tartışmalar oldu, yaşandı. Onu da aktarmak isterim. O zamanlar Alevilik de Diyanet işlerinde bir masa ile temsil edilsin diye bir görüş, bir öneri, hatta taslağında vardı Diyanet İşleri Yasası'nın 1963 önerisinde ve çok büyük tartışmalar kopardı bu öneri. Dediler ki Aleviler camilere gelip mum mu söndürecekler, kızılbaşlar nasıl bizimle eşit sayılabilir falan gibi bu 63-64'te yürüyen bir tartışmada oldu. Fakat tabii o şey, hüküm geri çekildi, o madde silindi ve Diyanet Yasası 1965 tarihli bu devasa ilişkileri düzenleyen Diyanet Yasası çıktı. Şimdi Diyanet bu 61 düzenlemesinden sonra Taşra Teşkilatı'yla diğer bakanlıklar gibi, diğer kamu kurumları gibi devasa bir kurum haline dönüştü. Yani her ilde müftülük var, her ilde bir şey, ilde müftülük var, sonra giderek her ilçede bir müftülük var. Bu müftülerin her köyde bir de imamı var. Tamam mı? Ve öyle olduğu zaman bütün Türkiye'yi, yani dal budak salan kılcal damarlarına kadar Diyanet'in önderliğinde diyelim, tırnak içinde, ideolojik hattında bütün Türkiye'ye yayılan bir örgütlenme ortaya çıktı. Bu 60 düzenlemelerinden sonra ve burada 82 Anayasası'nda da bu Diyanet'in konumu, merkezi konumu daha da güçlendirildi. 82 Anayasası'nın 136. maddesinde laiklik, bu darbeci generaller bir madde düzenliyorlar. Laiklik ilkesi çerçevesinde, ne demekse, laiklik ilkesi çerçevesinde İslam'la ilgili işleri yapar gibisinden bir hüküm ortaya çıktı. Esas olarak bu dönemde de 60 Diyanet'le ilgili demin konuşurken söylediğim gibi karşımıza bir mekanizma daha çıktı. Bir uygulama, işte bu darbecilerin Alevi köylerine zorla cami yapılması. Özellikle Dersim'den başlayarak İç Anadolu bölgesinde, hiç aklınıza gelmeyecek, Trakya'da tek tip camiler, devlet camileri Alevi köylerine zorla yapılmaya, ki cami demek Diyanet demek, çünkü Diyanet bütün o camileri yönetiyor. O zamana kadar, belki de 1980'e kadar asla cami nedir tanışmayan Aleviler zoraki camilerle, zoraki imamlarla, zoraki Diyanet görevlileriyle karşılaştılar, yüz yüze geldiler. Birçokları atıl, ama birçok yerde de o camiler şeysiz, ne derler, olmayan minaresi. Ya minaresi olan camiler var. Şöyle minaresiz değil yani, nedir? Gidenleri, ne bileyim, camiye devam eden insanları olmayan camiler olarak, fakat Diyanet'in görevlisi, idari, ideolojik, siyasi görevlisi o köyde varlığını devam ettiriyor, o Alevi köylerinde. Yani AKP bu miras üstüne, yani 12 Eylülcülerin, tabii ki 12 Eylülcüler biliyorsunuz yalnız şeyle kalmadılar, Alevi köylerine zorla cami yapmakla kalmadılar, bir de zorunlu din dersleriyle Alevi çocuklarına yönelik de bir operasyon, yani bir taraftan Alevi köylerini İslamileştirme, sanki bir fethi işine girişmiş gibi oldular. Bir taraftan da ne yaptılar? Çocuklara yönelik ideolojik bir bombardıman, zorunlu din dersleriyle bir başka şey de, 12 Eylülcüler Türkiye tarihinde en çok
tabii ki AKP'yi saymasak İmam Hatip açan, en çok cami yaptıran iktidar sürecini simgelemektedir. Yani Atatürkçü işte laik bilmem ne söylemleriyle ortaya çıkan darbeciler tam tersine aslında geri planda kendisine verilen görevi yaptılar. Yani ortamı dinselleştirme, sosyal hayatı dinselleştirerek halkın bir anlamda aklını çalma projesilerini hayata geçirmiş ya da onun temellerini atmış oldular. Bu AKP zihniyet açısından, yani siyasal İslamcılar açısından bulunmaz bir nimet oluşturdu ve 94'ten sonra yerel yönetimleri ele geçiren siyasal İslamcı zihniyet bütün bu kurumları, imam hatipleri daha da güçlendirerek bu arada da Diyaneti ve son geldiğimiz noktada sorduğumuz noktada Diyaneti daha da devasa bir güç haline getirdi. Yani işte diyelim hep şu tartışılırdı 90'lı yıllarda ya Diyanet bütçesi 5 bakanlıktan, 6 bakanlıktan, 10 bakanlıktan. Ama Diyanet öyle bir görev üstlendi ki bütün bu bakanlık görevlerinin üzerinde bir görevle siyasi İslam'ı meşrulaştırmak, yalnızca siyasi İslam'ı meşrulaştırmak değil, var olan eşitsizlikçi, adil olmayan sömürü düzenini de yoksulluğu bu anlamda işte düzeni de meşrulaştırarak yoksulluğu bir kader olarak sunup halkın bu anlamda bütün bu siyasi süreçleri kabullenmesini, iknasını sağlayan ideolojik bir aygıt olarak çalışmaya başladı. O anlamda yani devletin yalnızca şeyi var, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanı var. En ucra köşede dahi. Yani ne yapıyor? Devletin bu iktidarın, siyasi iktidarın görüşlerini en uç, en ücra köşeye dahi her gün 5 vakit yeniden üretiyor. Aslında şunu söylememiz lazım. Türkiye'de bir sivil İslam, bir sivil Müslümanlık, bir vatandaş Müslümanlığı söz konusu değil. Bir devlet Müslümanlığı var orta yerde, değil mi? Yani bugün 125 bine ulaşmış cami sayısı, 150 binden fazla personeliyle Diyanet nedir? Bir devlet kurumu, değil mi? Şimdi AKP döneminde yani cami demek Diyanet demek. Bir kere bunu hani bunun üzerinden yürüyelim anlamında söylüyorum. 25 binden fazla cami açılmış son 20 yılda. İşte ne bileyim Küba'nın başkenti Havana'ya cami yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Diyanet'in bu görevleri arasında olabilir mi? Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yani sınırlar içerisinde görev hizmet sunmakla çerçevesi çizilmiş, görev çerçevesi bir kurum Havana'ya cami yapma gibi bir şey yürütüyor. Bir misyonerlik faaliyeti, bir fetih faaliyeti yürütüyor. Yine aynı şekilde Avrupa'da Diyanet İşleri Başkanlığı orada Avrupa'daki kurumları eliyle camiler açıyor. Oradaki hocaların maaşlarını ödüyor. Yani bizim görünenin dışında bir de dünyaya yayılmış din ihraç eden fetih ideolojisini yayma peşinde olan bir Diyanet'le de yüzeyiz. Ya bu Diyanet hani özel kendi başına ne bileyim bir İslami sivil toplum kuruluşu değil. Bir devlet kurumu ve dinin bu anlamda kullanılması bir devlet politikası. Devlet şunu yapıyor dine özet olarak söylemek gerekirse insanların akıllarını imanla değiştirerek var olan sömürü, baskı, eşitsizlik düzenini bir yazgı, bir dini gereklilik, dinin Tanrı'nın buyruğuymuş gibi meşrulaştırmaya çalışıyor ve kendi siyasi iktidarını da buradan yürütmeye çalışıyor. Ama bu söylediğim çerçeveye yani sosyal hayatı dinselleştirmek, eğitim alanını dinselleştirmek, işte zorunlu din dersleri arkasından Kur'an dersleri, peygamberin hayatı dersleri, şu anda 4 tane ders var orta öğretimde zorunlu dersler adı altında. İşte ne bileyim bu ÇEDES projesiyle onlara manevi destek sunma işleri, cezaevlerinde manevi destek, hastanelerde manevi destek gibi hayatın bütün alanlarına nüfuz etmeye çalışan dinle nüfuz etmeye çalışan bir siyasi iktidar politikası var. Yani bunu öyle algılamak lazım. Şimdi devlet dini ve devlet dinini halkın bir sömürü düzenine ikna etmek için bir ideolojik aygıt olarak kullanmak için en alt seviyeden yani işte şeyden kreşlerden çocuk yuvalarından başlayarak bütün alanı dinselleştirerek hakim olabileceklerini bu anlamda kendi
sistemlerine, eşitsizlik sömürü sistemlerini meşrulaştıracak. Bugünden geleceğe bu meşrulaştırmayı bir yatırıma dönüştürme ve bu anlamda akılları bugünden yarına alma amacıyla yapılmış bir proje bu. O nedenle de burada yani din siyasi iktidarın elinde bir yalnızca bir araç. Bu laiklik söylemleri maalesef Türkiye'de muhalefet, ne bileyim Atatürkçü, Kemalist, sol, sosyalist, sosyal demokratlar falan açısından laiklik söylemi ciddi bir siyasi politikaya dönüşmüyor. Bu konudaki şeyler, siyasetleri çok anlamlı bulmadığımı söylemek isterim. Çünkü siz Diyanet'e hayır demeden, zorunlu din derslerine hayır demeden, yani imam hatiplere hayır demeden gerçek anlamda bir laiklik savunucusu olamazsınız. Yani bu tamamen Türkiye'nin çarpık laiklik anlayışı. Türkiye'de şu anda bir laiklik devletten söz etmemiz mümkün değil. Evet, tamam. Yasalar dini hükümlere göre düzenlenmiyor. Ne bileyim hani yargıçların yerinde kadılar yok bilmem ne. Ama esas olarak hayatın diğer alanlarını da dinle düzenlemeye çalışan bir yaklaşım var. Yani dini siyasi bir ideolojik araç olarak kullanmaya çalışan bir siyasi iktidar baştan beri var. Ve bu konuda yalnızca işte AKP, Tayyip Erdoğan iktidarı değil, bir zamanlar Kemalistler de böyle düşünüyordu. Biz dinle bir takım şeyleri, gericiliği kontrol altına alabiliriz. İşte tarikatları kontrol alabiliriz. Bilmem ne derler. Bir takım işte kendi başına şeyhleri, şıkları kontrol altına alabiliriz diyorlardı. Fakat Diyanet'i savunuyorlardı bu gerekçeyle. Yani Diyanet diyorlardı dini kontrol altına alıyor. Halbuki yani bu şeyleri ne derler, bir takım tarikatları şunları bunları. Fakat tam tersi oldu. Diyanet bütün devleti kontrol altında tutan ama bilerek, isteyerek yaratılmış bir mekanizmaya dönüştü. O anlamda Türkiye'de siyasi iktidarların, egemen sınıfların dine ihtiyacı var. Halkın aklını başka türlü esir alamazlar. Tamam mı? Bu anlamda bu laiklik söylemi de dediğim gibi az önce de Türkiye'de işte AKP'nin dışındaki çevreler laiklik söylemi de bana hiç samimi gelmiyor. Bu yapıların varlığına itiraz etmeden dediğim gibi laiklik savunamazsınız. Bunun adına da laiklik diyemezsiniz. Aleviler dışındaki bütün işte kurumlar, partiler, organizasyonlar şu bu laiklik meselesinde yaya kalmıştır. Gerçek anlamda bir laiklik savunusunu bugün yalnızca Alevi toplumu ifade ediyor, dile getiriyor. Bu anlamda da hani kendimizle övünebiliriz. Çünkü sonuçta laiklik demek, laiklik aslında insanca yaşamamızın ve aklımızın esaretine karşı kendi irademizi, kendi düşüncemizi ileri sürebilme, kendi kaderimizi elimize alabilme demektir. Bu an senin baskı, sömürü, zorbalık karşısında vereceğin mücadelede sana kılavuzluk edecektir. Tabii ki Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştıramayız bu konuda. Fakat zaten Avrupa geleneğiyle Türkiye geleneği de aynı değil. En başta söylediğim gibi Türkiye'de din devlet iç içedir. Avrupa'da ise devletler dine karşı savaşarak kendisini var etmişlerdir. Yani seküler toplum.